Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı haftalar, hayırlı günler dilerim. Bugün 15 Şubat 2021 günlerden pazartesi, yeni haftaya başlıyoruz. Mesailer başlıyor. Bütün arkadaşlarıma yeni haftada ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta temenni ediyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Umarım yeni haftada her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni haftada hep birlikte şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık bir 15 gün evvel Yalova Çınarca büyük ziyaretine gitmiştik. Yaklaşık bir 10-15 gün bir süre zarfında Yalova Çınarcık'taydık. Son 5 günde internet paketim bitti. Video yükleyemedim arkadaşlar. Yani benim 15 GB internetim vardı. Eşimin 15 GB yine paketi vardı. Yine çocuğun 10 GB paketi vardı. Hepsini bitirdik arkadaşlar. Son 5 gün tahminlerimi veremedim. Bu yüzden hepinizden özür dilerim. İstanbul'a dönüş yaptık. Bundan sonra yine tahminlerime kaldığım yerden devam edeceğim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde WhatsApp'tan veriyorum. Grubumuz ücretlidir. Küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizimiz oluyor. Aynı zamanda her gün bir tane de misli altılı ganyan analizimiz oluyor. Yine sahadan gelen haberleri sizlere anında yansıtıyorum. Gerek antrenör arkadaşlarımdan, gerek at sahibi, gerek idman jokeyi arkadaşlarımdan, kardeşlerimden aldığım bilgileri sizlere geldiği anda paylaşıyorum ücretli WhatsApp grubumuzda. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, bana destek olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına yine isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da okangunertv@gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Diğer arkadaşlar yazmasınlar. Arkadaşlar 15 Şubat 2021 pazartesi günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla start alacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı, 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5. Dişlere mahsus yarışla start alacak. Esasen burada son yarışında da sizlere izah etmiştim arkadaşlar. Daha önce koşmuş olduğu 4 kum yarışın 4'ünü de kazanan bir safkan var burada. Yavuz Bey'in temsilcisi 8 numaralı İdil Kız daha önce kumda hayatının ilk 3 yarışını kumda start almış. 3'ünü de kazanmış. Maiden şartlı 3, şartlı 4 ve son yarışında da şartlı 5 dişlere mahsus yarışta güzel bir birincilik elde etti. Ebu Safkan özellikle ivme kazandığı zaman sonlarda inanılmaz ataklarla geliyor. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde piste çıkacak 8 numaralı İdil Kız'ı ben birinciliğe çok yakın görüyorum. Ama altılı ganyanın ilk ayağından yatmamak babında biliyorsunuz Arap safkanlarına da çok güvenilmiyor arkadaşlar. Bugün 8 numaralı İdil Kız'ı ilk safkan olarak vereceğim. Yine kalitesiyle ön plana çıkan bir safkan. 4 numaralı Sinoplu Merve. Bugün Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışında özellikle sizlere sürprizde verdiğim bir safkan var. Kurtel temsilcisi 9 numaralı Takdirdar. Arkadaşlar bu safkanın özellikle sonlardaki ivmesini, sonlardaki
ataklarını çok beğendim. Adeta yürüyerek geliyordu. Gerçekten çok kaliteli bir yapısı var. Bu safkana özellikle dikkat diyorum. Özellikle sürpriz arıyorsak 9 numaralı Takdirdar isimli safkanda 3. şanslı isim olarak öneririm. Yine 2 numaralı Hızlı Asiye ve 7 numaralı Roman olur. Özellikle 7 numara Roman olurdu arkadaşlar. Kumda bu mesafelerde Okan Gökçe idaresinde çıktığı yarışlarda son 5 yarışının 4'ünü birincilik elde etmiş. Bunda sizlere bir dipnot olarak paylaşayım. Ve Altılı Ganyan ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 16 yarışı. Dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar burada özellikle Çetin Taş iki safkana binmişti son yarışında. İkisini de birincilikle bitirmişti. 4 numaralı Victorina ve 2 numaralı One Love. Bugün Kadir Takoçoğlu 4 numaralı Victorina'yı tercih etmiş. Bugün benim de birinci şanslı safkanım olacak 4 numaralı Victorina. Yine 6 numaralı Modalı Güçlü Bey. Bu safkanın kalitesine çok inanıyorum. Son yarışı her ne kadar kötü olsa da eşkalli safkan hakem temsilcisi Kaneko Torun'u 6 numaralı Modalı Güçlü Bey'i de ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Çetin Taş idaresinde piste çıkacak 2 numaralı One Love isimli safkan da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine kalitesine güvendiğim Invincible Son'un temsilcisi Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait 1 numaralı Inosium Ghost isimli safkan da her an etkili bir yarış gelebilir. Özellikle sonlarda rakiplerini avlayabilir. Burayı da 4, 6, 2 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışa devam edecek. Arkadaşlar burada da yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle bugün mesafenin uzamasıyla o yapısını hızlandıracağını düşündüğüm bir safkan var. Burada Sepetçioğlu'nun tayı 5 numaralı Kribiram isimli safkan. Evet, İsmail Diner idaresinde çıktığı son yarışında gerçekten güzel bir beşincilik elde etti. Güzel bir dördüncülük elde etti. Sonlardaki ivmesi özellikle takdire şayan. 5 numaralı Kribiram isimli safkanın bugün birinci şanslı safkanım olacak. Yine son yarışında sonlardaki ataklarını çok beğendiğim Uçanoğlu temsilcisi 1 numaralı Albayır ve 4 numaralı Gürdoru. Biliyorsunuz 4 numaralı Gürdoru son yarışında hayal kırıklığına uğratmıştı bizleri. Bugün 2 numaralı Bağış Şanlı'da ekürü olarak piste çıkacak. Yani burada ilk 3 safkan 5, 1, 4 ve son yarışını yine çok beğendiğim, eşkalini çok beğendiğim 8 numaralı Tahir Baba isimli safkan da bana göre kuponlarda bulunması gereken safkanlardan. Burayı da 5, 1, 4 ve 8 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışım. Burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle yarışlarını çok iyi etüt ettiğin, burada Mehmet Gündüz Eli'nin antrene ettiği, evet arkadaşlar, Speedy Wolf'un tayı 3 numaralı Catch the Rhythm. Özellikle Onur Öztürk arkadaşımız safkanı çok iyi tanıyor. Daha önceki yarışlarına baktım arkadaşlar. Özellikle 1900 mesafe açık grup 3 grupta koştuğu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Kuzey Yağmuru arkası güzel bir ikincilik elde etti. Son yarışı yine sıkmadan koştuğunu gördüğüm, yine Onur Öztürk arkadaşımız biniyordu. Evet, dördüncü geldiği yarışta yine Kuru Soğan, Kuzey Yağmuru, Kingman Gu arkası güzel bir dördüncülük elde etti. Bana göre bu gruptan nitelikli bir safkan, bu gruptan kaliteli bir safkan, iyi ellerde itina ile bakıldığını düşünüyorum. Ve 3 numaralı Catch the Rhythm isim safkanın bu rakiplerini ekarte etmesini, geride bırakmasını düşünüyorum.
düşünüyorum. Ve altılı Ganya'nın dördüncü yanında 3 numaralı Catch the Rhythm isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Arkadaşlar burada da yine kalitesine inandığım, özellikle bu grubu geçmesini beklediğim bir isim var. Son yarışında da ısrarla sizlere vermiştim. Rampoldi'nin tayı 1 numaralı Overty. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Özellikle çok eşkalli bir safkan. Tolga Yıldız safkanı çok iyi etüt etmiş. Bence bugün yine Birma Ovarti rakiplerinden büyük bir adım önde. Özellikle ekürisi 6 numaralı Özay Karamaça isim safkan da çok formda bir isim. Bugün ekürü koşma avantajıyla ben Birma Ovarti'nin yarış kazanmasını bekliyorum. Ama bu safkanla riske etmek istemeyen arkadaşlarıma bir önceki yarışı birinciliğinde çok beğenimi kazanan bir isimdi. Apro ve temsilcisi 2 numaralı El Camino. Bugün Sinan Özen dairesinde piste çıkacak son yarışlarında olduğu gibi bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Bay Artu ve yine son üçüncülüğünü çok beğendiğim, eşkalini çok beğendiğim 5 numaralı Buz Fırtınası da özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim safkandır diyerek altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler yine küçük altılı Ganyan ve yedili plase analizim olacak. Sevgili yarışseverler aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz, tahminlerimi yazılı olarak almak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da okangunertv@gmail.com adresine yine telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sıralı olarak atıyorum. Küçük altılı Ganyan, normal altılı Ganyan ve geniş altılı Ganyan şablonum oluyor. Aynı zamanda bir tane de misli altılı Ganyan analizi paylaşıyorum. Ve sahadan gelen haber olursa anında sizlere yansıtıyorum. Gerek antrenör, gerek at sahibi, gerek idman jockey arkadaşlarımdan, seyis arkadaşlarımdan aldığım haberleri de sizlere geldiği anda yansıtıyorum. Diyerek altılı Ganya'nın son ayağı. 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak satış bir yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da yine son yarışında ısrarla yine vermiştim sizlere 5 numaralı Despot. Arkadaşlar bu safkan ardı ardına Şanlıurfa'da 2 yarış kazandı ve İstanbul'a geldi. Sentetik pistte rakiplerini ekarte etmeyi başardı. Ardı ardına 3 güzel yarış kazandı. Bugün 5 numaralı Despot yine bir Edo yavrusu, bir evren torunu, bir turbo temsilcisi. Ben 5 numaralı Despot'u yine rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 10 numaralı Kainatım her ne kadar yarışları kötü olsa da Zigana temsilcisi bugün pedigrisinin hakkını verebilir. Muhammed Mir Bilgin idaresinde 10 numaralı Kainatım da ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Tövbekar, 8 numaralı Bankız, 6 numaralı Fortatek ve 2 numaralı Kızıltuğ burada sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır diyerek ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizimde ben altılı Ganyan'ın ilk ayağında 8 numaralı İdil Kız, 4 numaralı Sinoplu Verve ve 9 numaralı Takdirdar isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan ikinci ayağında 4 numaralı Victorina, 6 numaralı Modalı Güçlü Bey, 2 numaralı One Love ve 1 numaralı Inoshin Ghost isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganya 3. ayağında 5 numaralı Kribram, 1 numaralı Albayır, 4 numaralı Gürdoru ve 8 numaralı Tahir Baba diyeceğim. Altılı Ganya 4. ayağında 3 numaralı Catch the Rhythm isimli safkanı Onur Öztürk idaresinde günün banko ismi olarak önereceğim. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağında yine 1 numaralı Ovarty isimli safkanı
Tolga Yıldız idaresinde günün bir diğer banko ismi olarak önereceğim. Ve altıgenin son ayağında 5, 10, 1, 8, 6 ve 2 şeklinde de bu koşuyu önereceğim. Sevgili yarışseverler diyerek ben yedili plase tahminime geçiyorum. Yedili plase programın birinci koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kompiste koşulacak handikap 15 yarışıyla start alacak. Ben yedili plase'nin ilk ayağında özellikle bugün bu rakiplerini bir daha geçmesini beklediğim bir safkan var. 1 numaralı Pilberta. Bugün Mahsun Demirbaş idaresinde piste çıkacak bir numara Pilberta'yı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 5 numaralı Mis Duru isimli safkandan ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Yedili Plase'mizin ikinci ayağında 8 numaralı İdil Kız, 4 numaralı Sinoplu Merve ve 9 numaralı Takdirdar şeklinde değerlendiriyorum. Yedili Plase'mizin üçüncü ayağında 4 numaralı Victorina, 6 numaralı Modalı Güçlü Bey, 2 numaralı One Love şeklinde öneriyorum. Yedili PSM'imizin 4. ayağında 5 numaralı Kribram, 1 numaralı Albayır ve 4 numaralı Gür Doru şeklinde, hatta 8 numaralı Tahir Baba diyorum. Yedili PSM'imizin 5. ayağında 3 numaralı Catch the Rhythm bankomuz olacak. Yedili PSM'imizin 6. ayağında 1 numaralı All Arty yine bankomuz olacak. Ve programın kapanış koşusu Yedili PSM'imizin son ayağında 5 numaralı Despot, 10 numaralı Kainatım, yine 1 numaralı Tövbekar ve 8 numaralı Bankız isimli safkanlara sırasıyla yer vereceğim sevgili yarışseverler diyerek programı kapatıyorum. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize güzel bir hafta temenni ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta temenni ederim. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok güzel bir hafta temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.